Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Geçen eğitimde bir söz söylediniz, benim kafama çok takıldı. Retro ile gelen metro ile gider dediniz. Ben o kara delikte kayboldum. Ve beni bu kara delikten çıkarmanız için size bu soruyu soruyorum. Ne demektir bu? Ya o benim sözüm değil. Orada ironi yaptım ben. Astrolog var bir tane galiba. Onun sözü bu. Orada demek istediğim şey şu. Şimdi herkes üzerine vazife almışçasına bizim piyasaya bakıyorum. Astrologlar, kişisel gelişimciler, işte psikologlar, yazarlar filan. Herkes de bir şey güzellemesi. Onu bırak, ayrıl, bırakmayı bil, bırak. İşte retro ile gelen metro ile gider. Aman kızlar dikkat edin. İşte retro geldi, eskiler arayacak filan. Ondan ya bu kadar ayrılığın güzellendiği, bırakmanın, ilişki kuramamanın, ilişkinin zorlandığı noktalarda mücadele etmek yerine aman boş ver, yenisine git, daha iyisine git. Ya çok enteresan zamanlardan geçiyoruz. Yani tabii ki boşanmak, tabii ki ayrılık, ölümün olduğu yerde son derece tabiidir. O başka bir şey. Bir videoda yapmıştık bununla ilgili birkaç sene önce herhalde. Ne zaman ayrılmak lazım filan gibi. Hani şartlar oluşur, ayrılırsın. Ama herkes o kadar çok daha iyisine odaklandırılıyor. Daha çabuk tüketiliyor ki. Bir yer geliyor, farkında olmuyor insanlar. Yeni biriyle tanışmak zul geliyor. O kadar çok flört. Yani bir insan ayda 6 kişiyle flört eder mi ya? Anlatabiliyor muyum? Yılda 4 sevgilisi olur mu bir insanın? Dolayısıyla bunu dikkat çekmek istiyorum bizim abonelerimize. Ayrılığın bu kadar güzellendiği, aman bırak unut gitsin onu, unut gitsin mi? Daha iyisi gelir, sen daha iyisine layıksın. Keşke söylendiği kadar kolay olabilse. O zaman bir sektörü biz lağv etmemiz gerekir. İşte psikoloji, psikologlar, yaz süreci, ilişkiden öğrenme bilmem ne. Bir de şu gözden kaçıyor tabii. Doğru erkek, doğru kadın. Doğru erkek, doğru kadın. Arkadaşlar, ben kendi ilişkini yarat seansları yapmıştık hatırlıyorsun. O hala sitede duruyor. Bundan istifade edebilir insanlar. Ki bence kesinlikle almalarında fayda var o paketi. Orada da anlattım. Her bugüne kadar bizimle karşılaşan insan doğru insandı. Ben ondan bir şey öğrendim. Ona bir şey kattım. Ama şunu da söylemek istemiyorum. Ben sana alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Bye. Hani var ya böyle, öyle bir şey değil o. İlişkinin alacağın, vereceğin ruhsal anlamda tekamülüne yönelik o şeyi yaptıktan sonra, hani fırtınayı atlattıktan sonra düz suda tekneyi terk etmek gibi oluyor. Sen onu aştın artık. Şimdi geldik yal gibi bir denizdeyiz. Şimdi tadını çıkaracağız. Ben alacağımı aldığımı hissediyorum. Sen de işte vereceğimi verdim. Ben gidiyorum. Güle güle. Bir de işte herkes bu konuda ulema olmuş durumda. İşte astrologlar aman onu almayın, aman dikkat edin kızlar. Aman şöyle, aman böyle. Ondan sonra doğru insan nasıl olacak? İşte doğru insan kimdir? Sevgilisiz de yapamıyorsun. Nasıl olacak? Bugüne kadar gelen her insan doğruydu. Aranızda geçen her şeyi onurlandırır. İki, geçmiş sevgilinden ne olursa olsun kötü bir şekilde bahsetme. Üç, zaten bahsetme. Yani bu kadar dedikodu malzemesi yapılacak kadar böyle hoyratça kullanılacak şeylerde ay biriyle şurada yemek yedim bana onu dedi bana bunu yapmayın bunu. Kendi kalitenizi düşürmeyin. Frekansınızı, enerjinizi düşürmeyin. Siz yargıladıkça ve dışladıkça daha kötülerine açık hale geliyorsunuz ve bir gün hakikaten en doğru insan geldiğinde sen yanlış yerde durmuş olursan o zaman ilk defa doğru destinasyona giden metroyu kaçırdığında artık retro metro diye tabanva yürürsün. Onca durağa görürsün gününü. Peki bu tırnak içinde uzmanlar neden bu ayrılık güzellemesini yapıyorlar? Çünkü kimse ayrılığın sorumluluğu ve acısıyla baş etmek istemiyor artık. Çok değişik bir çağ bu.
zırnık acıya tahammülümüz yok. Ruhsal gelişimde o acıyla biraz tefekkürle olan bir şey. Çünkü biz o şekil veriyor bize, daha tok olmamızı, daha dinç, daha diri, daha aklı selim olmamızı sağlayan şeyler bunlar. Aman en ufak bir şey yapmıyoruz. İşte beni yemeğe davet etti. İlk yemeğe nereye gidelim? Nargileciye, Şişeciye çağırdı beni. Tamam, gitme. 3 gün sonra gene biriyle flörtleş Instagram'dan veya o diğer uygulamalardan. Ya bu kadar çok flört trafiğinin altında insan zaten nereye sinyal vereceğini şaşırır. Yani dört yol ağzı falan değil artık, böyle Amerikan otoyolları var ya. Yani nereden gideceğimizi bilmiyoruz artık. Sürekli bir flört alıyoruz. Flört sinyali alıyoruz. Eskiden böyle değildi bu işler. O yüzden bir ilişki 3 sene 5 sene sürerdi. Ve ilişki bittiği zaman iki taraf da yani böyle savaştan çıkmış gibi olurdu. Ama büyürlerdi. Sonraki ilişkilere daha iyi hallerini verirlerdi. Şimdi sonraki ilişkiye keramet kendinden menkul. Tırnak içinde ilişki diyeyim. Sonraki ilişkiye bir önceki flörtün suçunu yüklüyoruz şimdi biz. Herkes birbirini suçluyor. Herkes çok iyi. Zaten bedenlere tapılıyor biliyorsun böyle. Ay işte yani filan. Ondan sonra ne oluyor? İlişki kalitesi düşüyor. İlişki kalitesi düşerse hayatın lezzeti gider. Elimizdeki en önemli yaşama dair doygunluk şeylerinden biri bu. İlişki kalitesi. Buna ekstra ehemmiyet göstermemiz lazım. 3 tane magazin figürü, astroloğun aman şöyledir de böyledir de dediği şeye sen hayatının en önemli kaynaklarından birini çarçur etmemelisin. Biraz vizyoner olmakta fayda var. Daha başka bir yerden bakmakta fayda var. Ben abonelerimize bunu ikaz etmiş olayım. Ben de bir ekleme yapayım. Bir ilişki olmak zorunda hissediyorlar. Bazen de siz hep söylersiniz ya, bir yalnız kalıp, bir muhasebe yapıp, bir geri çekilip, kendine geriden bakıp, ondan sonra yeni ilişkiye başlamak daha kıymetli aslında. Biz hiç yalnız kalmıyoruz. Yani. Hiç. Yani kendimize mi tahammül edemiyoruz? Salı günü ayrılıyoruz birinden, perşembe günü başkasıyla yemekteyiz. Yani insan kendiyle mi aslında bir derdi var orada da? Kendiyle mi baş başa kalmak istemediği için başka insanları kullanıyor? Tabii kendiyle ilgili, kendiyle baş başa kaldığı zaman takya düşecek, kel görünecek. O kadar bir boşluğa maruz kalmak istemiyorlar. O zaman teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah.